Konuşma bozuklukları bir diğer okul çağı sorunları arasında yer almaktadır. Konuşma bozukluğu çocuğun özellikle yaşamında birçok alanda sorun oluşturur. Dolayısıyla da konuşma bir iletişim biçimi olarak yaşamın bütün alanlarına yansıyan bir temel problemdir. Konuşma bozukluğu kapsamında telaffuz sorunları, kekemelik, ya da mahalli ağızla konuşma, dil ve dudak tembelliği, hızlı konuşma gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Kekemelik ise konuşma bozuklukları arasında en sık karşılaşılan problem alanı ve en karmaşık olan problem alanlarından birisi olarak konuşum, ifade edilmektedir. Genel olarak konuşma bozukluğu kapsamında konuşmanın anlaşılır olmaması, Konuşmanın duyulmasında yetersizlik, bazıları o kadar yavaş konuşur ki konuşması duyulmaz. Sesin bozuk ve tırmalayıcı olması ya da sesin çıkartılmasının ritminin ve vurgularının bozuk olması gibi farklı şekillerde görülebilir. Aynı şekilde dil yönünden kelime dağarcığı ve gramer yetersizliklerinin olması, konuşmanın bireyin yaşına fiziksel gelişimine uygun olmaması konuşma ve beden dilinin uyumsuzluğu şeklinde e, yansıyabilir. Kekemelik en e, yaygın konuşma bozukluklarından birisidir ve akıcı konuşma bozukluğu olarak e, tanımlanmaktadır. Yani kekemelik akıcı konuşmayı engelleyen bir e, konuşma bozukluğudur. Fiziksel, psikolojik ve nörolojik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Kekemelikte konuşmanın başında takılma kelime tekrarı, uzatma, duraklama ve beden hareketleriyle kendini gösteren bir tablo olarak e, görülmektedir. Yalnızca konuşma sorunu değil, aynı zamanda sosyal yaşam ve ilişkiler açısından da bir zorluk oluşturur çocuğun yaşamında. Duygusal sorunlar yaşamasına neden olabilir. Özellikle duygusal sorunlarda öfke hayal kırıklığı, utanma, kızgınlık gibi damgalanma, akranları tarafından dışlanma, akranları tarafından alay edilme, çevresindeki kişiler tarafından kabul edilmeme, yaşadığı kekemelik sorunu nedeniyle özellikle olumsuz birçok davranış tutuma, davranış ve tutuma maruz kalma şeklinde güçlükler yaşayabilir. Tüm bunlar da çocuğun benlik gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Ancak yapılan çalışmalarda kekemelik yaşamasına rağmen bazı kişilerin şarkı söyleme, tekerleme söyleme ya da işte fısıltıyla konuşma gibi durumlarda kekemeliğin azaldığı ya da hiç görülmediği, gerginlik, kaygı, iletişim baskısı ile daha çok hissettiğinde ise hissedildiği durumlarda ise artış olduğunu göstermektedir. E bu da tabii ki kekemelikle ilgili olarak özellikle Yaşanan konuşma ile ilgili bir stres ve baskının kekeleme korkusu ya da konuşma sırasında oluşabilecek bir e, tekrarlamanın kişide oluşturduğu bir baskı ile stresin arttığını göstermektedir. Dolayısıyla şarkı söyleme ve tekerleme söyleme sırasında kişinin yaşadığı daha rahat, daha pozitif bir duygu durumu e, daha rahat konuşması konusunda e, kişiyi e, cesaretlendirmektedir denilebilir Bazen çocuklar ebeveynlerinin ve diğer yetişkinlerin yaşadıkları e, beklentileri özellikle karşılamakta güçlük yaşayabilirler. Dolayısıyla böyle durumlarda da çocukların e, daha fazla e, yoğun stres yaşadıkları, özellikle okulda başarılı olma kaygısı ya da e, başarılı olamama kaygısı ya da başarısızlık kaygısı, işte akademik güçlükler, çocuğun akran ilişkilerinde yaşadıkları çatışmalarda kekemeleyin özellikle şiddetini, ...artırmaktadır. E, kekemelik karmaşık bir... ...etkileşim sorunu olarak değerlendirilmektedir... ...aynı zamanda. E, çünkü... ...kekemelik e, özellikle... ...bu sorunu yaşayan bireylerin... ...psikolojik olarak başka bir problemleri yoktur. Genellikle yani... ...bir psikopatolojik sorun eşlik etmez. Stres ve kaygı özellikle... ...burada risk faktörüdür. E, rahatladıklarında daha akıcı... ...konuşma eğilimindedirler... Kekemeliğin türü, sıklığı ve ilişkili olduğu değişiklikler kişiden kişiye farklı bir tablo gösterir. Dolayısıyla yapılan çalışmalarda, özellikle fizyolojik kökenli çalışmalarda kekemelerin konuşmayı başlatma süreçlerinde bazı fizyolojik yetersizliklerin olduğu noktasında konusunda bir açıklamaları bulunmaktadır. Peki nasıl bir tedavi süreci izlenmelidir kekemelikte? Öncelikli olarak kekemeliğin temeline e, biyolojik bir neden e, olup olmadığına e, odaklanmak gerekir. Özellikle kekemeliğe neden olan kaygı, korku ve gerilimin giderilmesine odaklanmak gerekir. Destekleyici tedaviler burada psikolojik ve psikososyal destek tedavileri son derece önemlidir, destekleyicidir. Ama temel tedavinin öncelikli olarak tabii ki Nedene odaklı olması gerekir. Kekemeliği neden olan özellikle fiziksel nedenler ve nörolojik sorunlar varsa bu alanlarda tedavi önceliklendirilmelidir. Çocuğun yaşadığı çevrede tedavinin bir parçası haline getirilmelidir. Aile ve öğretmenlere mutlaka konsültasyon, müşavirlik çalışmaları, çeşitli eğitim ve seminerler ile çocuğa nasıl destek olacakları ve çocuğun yaşadığı kaygıyı tetikleyici davranışlarını fark etmeleri ve bunların ortadan kaldırılmasına dönük bazı müdahale e, yöntemleri ve stratejileri öğretilmelidir. Çocuğun problemine nasıl yaklaşması gerektiği, olumsuz ve davranışların azaltılmasına dönük müdahaleler mutlaka tedaviye dahil edilmelidir. Çocuğun güçlü yönlerine, başarılı olduğu alanlarına Özellikle kendini güçlü ve mutlu hissettiği, iyi hissettiği yeterli hissettiği alanlarda da desteklenmesi. Çocuğun kendine özellikle güven duyması açısından son derece önemlidir. Konuşma eğitimi günümüzde özellikle önerilen yaklaşımlardan birisi konuşma eğitimiyle beraber psikolojik tedavi, konuşma ve iletişim becerilerini destekleyecek tedaviler birlikte iyi planlanmalıdır aile terapisi aile danışmanlığı akran desteği'nin sağlanması ve çocuğa özgü çocuk odaklı bir müdahale planı ile süreç çocuk açısından sağlıklı şekilde yönetilmelidir çocuğun konuşmasına yönelik özellikle sözünü kesen sözünü tamamlama susturma dinlememe olumsuz beden dili bakışlar ile çocuğu acı, acıyan ya da çocuğu daha çok kaygılandıran her türlü tutum ve davranıştan kesinlikle ve kesinlikle uzak durulmalıdır. Çocuk utandırılmamalıdır. Çocuğun alay edileceği ve küçük düşürüleceği ortamlara Yönelik müdahaleler, bulun, müdahalelerde bulunmalıdır. Yani hiçbir şekilde çocuğun bu tip olumsuz tutum ve davranışlar yaşamasına fırsat verilmemelidir. Çocuğun kendine olan güveni benliğinin zedelenmesine yönelik her türlü eylemden uzak durularak kendine olan güveni artırmaya güvenini artırması için desteklemek gerekir. Bir başka konuşma sorunu olarak karşımıza seçici konuşma bozukluğu olarak tanımlanan mutizm çıkmaktadır. Mutizm. Çocuğun bazı ortamlarda normal ve sağlıklı bir şekilde yeterli bir şekilde konuşabilmesine rağmen diğer alanlarda konuşmama şeklinde ortaya çıkan bir seçici e, konuşma söz konusu olduğu durumlar için tanımlanır. Örneğin okul ya da tanımadığı kişilerin önünde konuşmayabilir ama evde örneğin konuşabilir. Evde bazen sadece anneyle ya da sadece babayla konuşabilir. Okulda sadece bir tek arkadaşıyla konuşabilir. Dolayısıyla burada bir konuşmada seçicilik ve bu seçicilik özellikle okul yaşamına ve sosyal yaşama yansıdığında ise farklı sorunlara yol açacağı için çocuğun yaşamında da önemli bir sorun alan olarak karşımıza çıkmaktadır. E, bu çocuklar genellikle gözlendiğinde konuşmak yerine el ve kol hareketleriyle mimikleri ile ya da bazı fiziksel tepkiler ile e, kendilerini ifade ettikleri ve çevreleriyle yeterince ilişki kurabildikleri gözlenmektedir. Dolayısıyla iletişim için de son derece sınırlı monoton sesler çıkarabilirler tek heceli veya, veya e, işte çok sınırlı ses tonunda konuşabilirler. Dolayısıyla tabloya baktığımızda aslında mutizmin kendine özgü farklı bir yapısı olduğunu görüyoruz. Nedenlerine baktığımızda ise tam olarak neden açıklanamamakla beraber bazı vakalarda travmatik deneyimlerin etkili olduğu görülmektedir. Özellikle aşırı psikososyal stres, mesela göç, savaş gibi aşırı korku durumuna, korku durumlarına maruz kalması çocuğun, ayrılması, gibi faktörlerle ilişkili risk faktörleri evet. e, öne çıkmaktadır. Onun dışında ruhsal evet. bozukluklar da bazen eşlik edebilir. Özellikle anksiyete, temelde mutizmle ilgili olarak da bir anksiyete değerlendirmesi mutlaka yapılmalıdır. Evet. E, çünkü e, özellikle kaygı Seçici mutizm semptomlarına yol açabilir ve çocuğun sosyal etkileşimden kaynaklanan aksiyeteye karşı da duyarlı olabileceği unutulmamalıdır. Bu kapsamda mutlaka bir anksiyete veya diğer ruhsal gelişim süreçlerine ilişkin ruhsal belirtilere ilişkin çocuğun ruhsal gelişimine mutlaka gelişimsel özelliklerinin dairce değerlendirilmesi gerekir. Multidisipliner bir tedavi yaklaşımı gerekir. Yani tedavi, ilaç tedavisi ve psikolojik destek tedavileri birlikte bütünleştirilmiş şekilde uygulanabilir. Aynı zamanda çok yönlü değerlendirme, çocuğun kapsamlı bir e, destek kaynaklarının dahil olduğu kapsamlı bir tedavi planı, aile terapisi, e, yine oyun terapisi, aile danışmanlığı, bireysel grup temelli müdahalelerle birlikte okul ve öğretmen desteğiyle çocuğun aile, okul ve öğretmen odağında iyi bir işbirliğiyle desteklenerek seçici konuşma bozukluğu konusunda gerekli tedavi desteğinin mutlaka sağlanması gerekir. Teşekkürler.